360'tan herkese mutlu günler değerli izleyenler. Bugün spor ve otizmi konuşacağız. Spor ben otizm halleri. Gençlik ve Spor Kulübü Derneği kurucusu Bener Erkuruş ve Antuka Tenis Akademisi Genel Müdürü Sayın Hatice Ürel konuğumuz. Geçtiğimiz hafta Dünya Farkındalık Günü'ydü, haftasıydı otizm adına. Aynı zamanda insan adına otizm ayı olarak kabul ediliyor. Bugün hem sporu hem de otizmi konuşacağız. Çok önemli iki konuğumuzla beraber. Sizler de 45 dakika boyunca bizlere soru, görüş ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş bulduk. Tabii bugün ağırlıkta spor ve otizm konuşacağız. Onun yanında tenisi de değerlendireceğiz. Ben tabii ki sizleri tanımak istiyorum öncelikle. Sayın Ürel, sizle başlayalım. Öncelikle siz biraz yakından tanıyalım. Peki, teşekkür ederim öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için. Ben Antuka Tenis Akademisi'nin yöneticilerinden biriyim. Kurucu yöneticilerinden biriyim. İşimiz tenis. Tenis branşına hizmet eden bir akademimiz var. Çok miktarda çocuğumuz var. Altyapı oluşturmaya çalışıyoruz bu branş için. Bütün gayretimiz de ülkemizden hatırı sayılır miktarda tenis sporcusu çıkarmak. Çıkaran kulüplerden, akademilerden biri olmak. İnşallah başaracağız. Başarmak üzere yola koyulduk. Tabii bugün otizm ve spor dedik. Tabii ki tenis konuşacağız ama burada ağırlıklı olarak otizme biz yer vermek istiyoruz. O konuda Sayın Erkuruş geçtiğimiz yılda bir programda beraberdik hatırlarsanız. Evet. Ama ben ilk olarak biraz otizmi açmanızı istiyorum. Otizm bir engel midir, bir hastalık mıdır? Hangi belirtiler otizme dayanak gösterebilir? Dilerseniz otizmi biraz açalım. Sonrasında evet, spor konusuna geleceğiz. Tamam. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Hem geçen seneki program için hem bu seneki program için. Sizler sayesinde biz birçok otizmli aileye ulaşıyor oluyoruz sayenizde. Hemen çok otizmi kısa bir tanımına gireyim. Otizm doğuştan gelen ve yaşamın 2-3 yılında ortaya çıkan nöro gelişimsel bir bozukluk olarak tabii tanımlanıyor. Biz otizmin beyin yapısını, işleyişini engelleyen bu nörogelişimsel bozukluğa sporu araç haline getirerek ulaşmaya başladık. Günümüzde otizmin görülme sıklığıyla alakalı birçok bilgiler var. Bunların başında 59 çocuktan bir çocuğun otizmle olduğu riskiyle dünyaya geldi. Şu anda 2019'da Amerika Psikiyatri Derneği'nin son açıkladığı değer. Türkiye'de de 10 kişiden 8'in otizmi bilmemesi üzerine yapılan araştırmalarda da bizler otizmin daha çok farkındalığı artması ve farkındalıkla beraber otizm bireylerinin eğitimle hayata katılması için mücadele veriyoruz. Bizim için spor bir araç olduğu gibi otizmli bireylerin ailelerine ulaşma yolu olarak derliyoruz. Çünkü otizmli bireylerin aileleri de şu anda otizm tanısı aldıktan sonra çıkmazın içine girerek hem aile yapıları için hem toplum için maalesef çok karmaşık bir duruma doğru gidiyor. Hem bu toplumun acıyan yarasına bir merhem olmak hem otizmli bireylerin hayatta fark yaratmak için biz sporu ve beraberinde tenisi de otizmli bireylerin hayatına sokmaya çalışıyoruz. Türkiye'de otizmli sayısı var mı? Bir rakamımız var mı? Yani 800 bin üzerinde olduğu, net bir rakam yok ama 800 bin üzerinde olduğu düşünülüyor. Bununla ilgili Tohum Otizm Vakfı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir takım çalışmalar var. Bunlar tabii tam net veriler değil. Ama en son elimize geçen, demin de belirttiğim gibi, şu an 59 çocuktan bir çocuğun otizm riskiyle dünyaya gelmesi sanırım zaten çok büyük bir oran. Çünkü 2006 yılında 9000 çocuktan bir çocuk otizmli dünyaya giriyordu. Bu çok ciddi bir orandı. Şimdi çok hızlı bir şekilde artmış durumda tabii. Tabii Spor Ben Derneği ile beraber aynı zamanda Antuka Tenis Akademisi'nin bir araya gelişi de çok önemli. Burada evet, Sayın Ürel ve Sayın Erkuruş çok önemli işleri imza atıyorlar. Tabii ki burada asıl amaç otizmli bireylerle otizmli olmayan bireyleri bir araya getirmek ve bir spor organizasyonunda buluşturmak. Buradaki buluşmanız nasıl oldu? Sayın Ürel, sizle başlayalım istiyorum. Şöyle oldu. Aslında ben hep otizmli çocuklarla çalışmak istiyordum. Daha önce birkaç yıl sürdürdüğümüz, yaklaşık 5 yıl sürdürdüğümüz çocuk esirgeme kurumuyla yaptığımız bir iş vardı zaten. Dolayısıyla sosyal proje deniyor buna, böyle ifade ediliyor. Onun için de ben böyle ifade ediyorum. Aslında bütün çocukların dezavantajlı, avantajlı çocukların bir arada yaşamasını ve
bir arada spor yapmasını istiyorum. Her zaman böyle istedim. Her zaman bu birlikte gerçekleşebilir diye düşündüm. Ve otizmli çocuklarla da çalışmak istiyordum. Çünkü bir vesileyle biz daha önce sadece bir otizmli çocuğumuz oldu. Ve ondaki gelişmeyi biz dışarıdan bu işin çok da hani içinde olmayan insanlar olarak tenisin ona getirdiğini, o sosyalleşmenin, orada toplumsallaşmanın getirdiği şeyi gördük. Avantajlarını. Evet, avantajlarını gördük, yaşadık. Ve sonrasında ben hep otizmli çocuklarla çalışmak istiyordum. Bunun bir gerekçesi var mıdır? Yani sizin gibi düşünen insan sayısı maalesef çok değil. Bu çok güzel bir özellik. Özellikle otizmli çocuklarla çalışmanız istemenizin bir nedeni var mı? Çünkü aslında bence tam olarak hani dezavantajlı diye tarif ediyoruz bunu, bir hastalık ya da tanım olarak. Bu çocukların zannediyorum çok önemli bir oranda çok da genius, çok akıllı da çocuklar, evet, aynı evet, zamanda. Bravo. Çok güzel. Ve ben kabul etmiyorum, yani aslında öyle diyebiliriz. Dezavantaj dediğimiz şeyin toplum içerisinde bir şekilde o çocuklar için, çocuk olduğu için, çocuğu konuştuğumuz için avantaja çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün hayat içerisinde bir takım dezavantajları varsa bile spor içinde o dezavantajın ortadan kalkmasını Öyle hissediyorum, öyle yapmak istiyorum. Ve burada da böyle bir şeyi istiyordum hep. Bir gün kulübü yeni açtığımız, kurduğumuz zamanlarda Bener Hoca ve birlikte çalıştığı çocuklar kapının önünden geçiyorlarmış. Evet, evet, çok ve güzel burada, bir hikaye. Evet. Lütfen Koray, dinleyelim. Harika bir hikaye. Yani Hatice Hanım'ın öncelikle bu güzel yüreği zaten bence bize bir mesaj teşekkür geldi. Ederim. Çünkü biz daha önceki programlarımızda gibi, da evet, tenis kulüpleri ve bir takım spor kulüpleri sahiplerinin de eminim ki bu yayından sonra birçok kapılarını bu tarz farklı bireyler açacaklar. Farklı diye altını çizdim çünkü sadece otizmli yok, biliyorsun birçok farklı bireyler var ülkemizde. Biz bir hayal kurmuştuk esasında. Kurduğumuz hayalde aşık olmuştuk. O da şuydu: otizm bireyler yapılandırılmış ve kendilerine izole edilmiş bir ortamda değil de artık kazandıkları beceriler sayesinde yaşamın içine dahil olsunları çok istedik. Ve bunun için de bir gün Antuka Tenis Akademisi'nin önünden geçerken arabamızdan bir su isteyen bir kızımız vardı. Durduk, arabamızın bagajını açtı, tenis topları yuvarlanarak düştü ve kulübün içine doğru gitti. Yani tam da orada İşaret durmuşuz. Toptan gelmiş o zaman. Evet, işaretler evet. Toptan bize bir ilahi bir bağlantı oldu herhalde ve biz o topları da dinleyerek kulübün yöneticisiyle görüşmek istedik ve karşımıza değerli Hatice Hanım çıktı ve biz ona da anlatmadan, daha hani dersiniz ya lep demeden leblebi diye, o bize hemen otizmle ilgili projelerden bahsedince benim için çok önemli nokta. Çünkü biz toplumla çok mücadele veriyoruz otizmi kabul ettirmek için. Yani çocukların hasta ya da engelli olmadığını, bu çocukların farklı olduğunu, doğru yaklaştığımız tarzda bu çocukları da toplum içine kabul ettireceğimize çok mücadele veriyordur. Şunu galiba kaçırıyoruz: farklılıklar zenginliktir, hı hı, mottosunu biz kaçırıyoruz galiba. Çünkü otizmli birey de bize bir şey öğretebilir. Normal birey de farklı bir engel grubuna bir şey öğretebilir, bir şey katabilir. Evet. Yani bunu galiba biz ülke olarak kaçırıyoruz ama özellikle kaçırmamak için de mücadele etmemiz gerekiyor. Evet, özellikle çocuklar için. Çocuklarımızın aslında bunu böyle hani nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum gerçekten. Sağlıklı, belli bir kabul edilebilir düzeyde sağlıklı, zihinsel olarak sağlıklı çocuklar ve dezavantajlı çocukların bir arada bir noktaya kadar, elbette her şey belli sınırlar içerisinde gerçekleşmek zorunda. Çünkü orada güvenlik meselesi var. Çocuklarımızı da kendilerini koruyamayacak durumda, evet, olan çocuklarımızı da onları karıştırmak da bir takım negatif durumlar yaratabilir elbette. Ben ebeveynlerin de hassasiyetlerini gayet iyi anlıyorum. Çünkü aynı hassasiyetlere esasında biz de sahiptik. Ve daha çok çocuk oldukça içeride çocukların ve yetişkinlerin o çocukları kabullenişlerine tanık olduk. Ve hiç de düşünüldüğü gibi sorunlar yaşamadık. Geçen sene yaz kampında bütün yaz beraberlerdi, birlikte yemek yediler. Genellikle de zaten birlikte oluyorlar ve olması görüyorlar birbirlerini. Aynen. Hiçbir şekilde de çok negatif
hani budur, şunu yapmayalım artık diyeceğimiz bir sorun yaşamadık. Yaşanmayacağını düşünüyorum zaten. Çünkü herkes bir süre sonra hepimizin içinde iyi bir taraf, özümüzde iyi bir şey var ve toleransımız aslında zannettiğimizden çok daha yüksek. Özellikle çocuklar olduğunda hem yetişkinlerin, çocukların da çocuklara toleransları çok yüksek. Çok kolay kabul edip, çok kolay birlikte yaşanabiliyor. Ben buradan herkese bunun yapılabileceğini, hiçbir sıkıntı yaşamadan evet. yapılabileceğini söyleyebilirim. Bu Koraycığım çok önemli. Yani Hatice Hanım bu konuda çok şey olmasını istemiyorum, alçak gönüllü olmasını istemiyorum. Çünkü biz zaten toplumda bu tür farklı davranışları gösterdiklerinde çocuklar tepki alıyorduk. Önemli olan o tepki geldiğinde yöneticilerin o tepkiyi çok iyi şekilde almaları ve bunu çok iyi yönetebilmeleri evet. önemliydi. Biz Antuka Tenis Akıntısı bunu yaşadık. Bunu yaşayınca çocuklarımız bunu hissedince başarıyı çok daha çabuk verebildiler. Burada hedef mutlu kitle, oldular çünkü oldukları yerde. Hedef kitle sanıyorum ki otizmde olmayan çocuklar ve onların aileleri. Evet. Zaten otizm bireyler, evet, diğer yöneticiler. Bireyler. Otizmli bireyler, çocuklar zaten ailesi bu organizasyon olmasını ister tabii ki. Ama burada bence asıl zorlandığınız konu maalesef otizmli olmayan bireylerin velileri, çocukları. Hı hı. Onların yaklaşımı nasıl değişti? Bu konuda hem Hatice Hanımlar hem biz, bizi o kadar orada rahat bıraktılar ki. Yani dediler ki hocam siz bu konu uzmanısınız, her insanla diyalog kurabilirsiniz. Her insana gidip otizmi anlatabilirsiniz. Hem onlar anlattılar hem biz anlattık soranlara, olayı tam algılayamayanlara. Bir kısacası küçük workshoplar yaptık. Kortlarda yaptık, tuvaletlerde yaptık, kantinde, restoranda yaptık, otoparkta yaptık, her yerde yaptık. Ve bunun devamında da insanların daha kabul edilir ve daha anlayışlı bir yapı içerisinde çocuklarımıza daha iyi eğitim yapma şansına sahip olduk. Burada Sayın Ürel, siz de yakından görüyorsunuz. Az sonra Sayın Erkor'a da soracağım ama otizmli bireylerin, çocukların spor yaptıktan sonraki değişimlerini nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Hem tenis oynadılar, bir sosyal çevre kazanıyorlar zaten. Hı hı. Ama sosyal çevreden ziyade yani fiziksel ve mental gelişimleri nasıl değişti? Nasıl yorumlarsınız? Ben şöyle yorumluyorum. Otizmli olmayan çocuklarda nasıl bir karşılığı varsa sporun, ya da bizim branşımızı ben bildiğim için tenisin. Aynı şekilde otizmli çocuklarda da karşılığı aynı, eşit. O çocukları, otizmli olmayan çocuklar zihinsel olarak spor yapmaktan ne kadar etkileniyorsa aynı şekilde otizmli çocuklar da o kadar etkileniyor. Biz sadece diğerlerine, otizmli olanlara çok daha dikkat ediyoruz. Aa, ne kadar ilerledi, ne kadar değişti diyoruz. Evet. Halbuki aslında bütün çocuklarımızı ben böyle bakmayı tercih ederim, böyle de ifade etmeyi tercih ederim. Kesinlikle diğer çocukları nasıl etkiliyorsa otizmli çocukları da eşit derecede pozitif etkiliyor. Çocukların tamamının, ülkemizde yaşayan bütün çocukların kendilerini ifade ettikleri spor, sanat fark etmez. O neyse orada sürdürülebilir, istikrarlı bir bizlerin, ebeveynlerin, yetişkinlerin yaklaşımıyla içeride tutulması gerekiyor. Otizmli çocuklar da aynı şekilde etkileniyor. Onlardan beklenen belki biraz daha yavaş algılamaları, evet, evet, veya işte yavaş harekete geçmesi. Ama içeride de bizim son derece sağlıklı, otizmli olmayan ama eşit derecede yavaş ilerleyen çocuklarımız var. Böyle görmek lazım diye düşünüyorum. Hani ama otizmli çocuklar toplumun içine giriyorlar. Bence bu çok önemli. Onları en girmeliler. Çok evet, hı. Onları en çok iyileştiren şey etrafta ilişki kurabilmek, etrafla, kendileri dışında kişilerle, yetişkinlerle, çocuklarla iletişim kurabilmek, ilişki kurabilmek, o onları iyileştiren şey. Çünkü sürekli kendinize benzeyen bir ortamdaysanız, siz sağlıklı bir insan için de bu böyle diye düşünüyorum. Bir süre sonra artık oradan bir şey alamaz hale geliyorsunuz. Otizmli bireyler için de aynı şey geçerli. Yani kendilerine benzeyen çocuklarla ya da yetişkinlerle bir arada oldukları sürece aslında bekleyebilir miyiz bir gelişme göstermelerini? Ona rehabilitasyon diyebiliriz ama esas itibarıyla
onları iyileştirdiğini evet. düşünemeyiz. Spor zaten hem otizmli olsun olmasın, engelli olsun olmasın evet. tüm insanlar için faydalı olan bir organizasyon. Bir evet. Araç spor tabii ki nasıl yapılması gerektiği ve hangi yaşta nasıl sporların yapılması gerektiği uzmanlık gerektiren bir alan. Ama evet. genel itibariyle spor zaten hem engelli hem otizmli hem olmayan insanlar için de oldukça faydalı bir araç. Sayın Erkoru, siz de çok yakından gelişimleri takip ediyorsunuz. Hı hı. Az önce Sayın Ürel de ifade etti. Evet. Sizin gözünüzden spor yapan bir otizmli birey veya yapmayan bir otizmli birey arasındaki farkı nasıl yorumlarsınız? Şimdi biz şunun altını çizerek geçmek istiyorum. Yani gerçekten hayal gücü bir insanın servetidir. Ve biz esasında otizmli çocuklara bir hayal mühendisliği yapmaya çalışıyoruz. Ben bugüne kadar birçok yöneticinin kapısını çalıp içeri giriyordum ama Hatice Hanım'ın kapısını çalarken son derece rahat giriyorum. Çünkü onun da bir hayal gücünü dinliyorum ve çok da güveniyorum. Benim tüm ortaya koyduğum projelerimin hepsini istisnasız buyurun hocam yapabilirsiniz dedi kulüp içerisinde. Ve şöyle bir şey söyleyeyim size. 21 yaşına gelmiş ve annesinden çok özledim ama tuvalete giderken bile beraber giden, ondan hiç ayrılmayan bir otizmli bireyi şu anda biz kulüp içerisinde bir spor programını aldık. Şu gün net olarak söyleyebilirim ki annesinden ayrı haftanın sadece 3 günü bizimle beraber program yapabilir hale geldi çocuk. Yani sporun ona kattığı her özgüven. Her zaman yanında annesi varken. Hep kol kola, el ele, evet. hep beraberken ama şu anda 3 gün annesinden ayrılarak kulübe gelerek spor yapmaya başlıyor. Ve tenis oynuyor. Bu bizim için en önemli başarılardan biri. Daha da üzerine koyduğumuz diğer başarımız kask takan, kendisine zarar veren ve kendini kontrol edemeyen bir otizmli birinin tenisle beraber, sporla beraber. Çünkü biz Hatice Hanım bize sağladığı imkanlarla sadece tenis oynamıyoruz orada. Jimnastik de yapıyoruz, masa tenisi de oynuyoruz. Otoparkta bisiklete bile biniyoruz. Yani bu o kadar güzel bir yaklaşım tarzı ki çocuklarımız bisiklete binerken arabaları muhakeme ediyorlar. Yani farkındalıkları ve muhakeme yetenekleri gelişiyor orada. Çok komplike bir program uygulandığı için öncelikle yine huzurunuza teşekkür ediyorum kendisine ve çocukların farklılıkları da tabii bu noktada da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. En son ortaya koyduğumuz proje de zaten büyük ihtimal sen de zaten değineceksin ona. Evet. Otizm Farkındalık Ligi'nin oluşmasıydı. Çünkü kulüpteki üyelerinin de bunda farkındalık yaratması ve topluma da bir mesaj vermemiz gereken bir aydayız. Onun için Hatice Hanım'la beraber düşündük, karar verdik ve bu sene Antuka Tenis Akademisi'nde organize edecek olan ligini Antuka Otizm Farkındalık Tenis Ligi adına dönüştürdük. Ve tüm fotoğraflar da dönüyor zaten orada. Tüm tenis severler mavi renk giyerek maçlara çıkıyorlar. Bugün biz de mavi giyindik. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Önemli farkındalık oluştu tabii bu da bizim için. Ve bu ligin içerisinde tabii yine bizim otizm çocuklarımız da giriyorlar. Onlar da orada var oluyorlar. İşte Burak Nisan ayının son haftası yapılacak olan gösteri maçında yine yer alacak. Ve bu da bence toplumsal farkındalığa çok önemli bir mesaj olacak. Aslında ligi biraz daha açabiliriz. Çünkü çok önemli bir organizasyonla imza atıyorsunuz. Şu an bildiğim kadarıyla devam ediyor. Evet, başladı ve çok uzun sürmesini istedik onun. Yani takvim ne kadar olacak? Haziran sonuna kadar devam ettireceğiz. Ve Haziran sonuna kadar herkes mavi giyecek. Bu bizim için çok önemli. Mavi güzel bir renk. Evet, yaza uygun bir renk aynı zamanda. Evet, çok önemli. Ve gerçekten de lige katılan ve otizm için orada yer almak isteyen tenisçiler de oldu. Sağ olsun, onlara da buradan teşekkür ediyorum. Sevgili Aydın Yurdum beyefendi olsun, Hatice Hanım'ın imkanlarıyla herkese kucak açtık burada ve bazı farklılık yaratmak amacıyla da ligde de yer alıyorlar. Bu da bizim için önemli. Hatice Hanım daha iyi sanırım ligle ilgili şeyleri verir. Kaç kişinin katıldığını, insanların, çünkü onlar organizasyonu çok profesyonelce biraz yapıyorlar. Biraz ligi de açalım istiyoruz Sayın Ürel. Nasıl yorumlarsınız? Nasıl bir oluşum ve bundan sonra ne gibi etkinlikler bizi bekliyor olacak? Aslında lig içerideki herkesin öncelikle farkındalığını artırmak için planladık. Herkes de çok gayet olağanüstü yaklaştı. Evet, çok olumlu. Herkes de çok son derece pozitif yaklaştı. Böyle şeyler yaptığınızda her zaman insanlar ne yapabiliriz diye geliyorlar. Her zaman. Burada sadece önemli olan tek şey yaptığımız her şeyin bu çocuklar adına da, kendi sporumuz, branşımız adına da sürdürülebilir olması. Bugünden yarına bir şeyler yapıp birkaç günlüğüne, işte bu ay otizm farkındalık ayı, bu çok önemli bir şey, asla yanlış ifade etmiş olmayayım. Hani üzerine basmak lazım evet, ama yani
Nisan'dan sonra da hala otizmli çocuklar var. Yani Mart'ta da var. Bu fark edilirsin. Mart'ta da var. Mayıs'ta da fark edilirsin. Çok güzel bir nokta. Çok güzel mesaj evet, var. Evet, her zaman var. Bizim ligimiz uzun. Daha önce herhalde bir hafta, 10 günlük bir turnuva içerisinde evet. yapıldı geçen yıl. Bu yılda böyle birkaç ay süren bir şeyin sürekli dinlendirilen, sürekli bunun konuşulduğu bir şey yapalım istedik. Bener Hoca da sağ olsun bunun background'unda yapması gereken her şeyi yaptı. Bunu yöneten arkadaşlarım var içeride kulübümüzde. Onlar da son derece gayretli bir biçimde bu işin buna dahil olan herkesi gayet güzel motive ettiler buna. Biz bir ekibiz ayrıca. Sürekli evet, Hatice Hanım, evet. Hatice Hanım diyorsunuz ama içeride bir ekibiz, çok kuvvetli bir ekibimiz var bizim. Çok önemli, değerli bir tenis hocası var Necdet Hoca. Evet. Müthiş bir yüreği var. O da çocuklarımıza karşı yaklaşımıyla çok fark yaratıyor. Değerli diğer antrenör arkadaşlarımız var. Onlar da aynı kez öyle. Restoranımızdaki herkes. Yani şey çok önemli. Restoranda bize yemeği getiren bayanından orada görevli kapıdaki görevli kişiye kadar. Fatma Hanım var. Çocuklarımızı öperek, koklayarak, kolonya vererek karşılar. Yani bir yere ait olduğunuzu hissettiğinizde, değil mi? Sen de buna inanacaksın. Yani ait olduğunu hissettiğin yerde, işte 31'eydi. Ait olduğunu hissettiği yerde başarılar geliyor. Evet. Ve sevmesi gerekiyor. Evet. Burada soru da gelmiş Sayın Ürel. Yaş aralığı ve katılım şartları nelerdir diye soru var. Tenis ligine mi? Evet, tenis ligiyle ilgili. Tenis liginde bir yaş aralığı olmadı. Bir senior tenis turnuvası olarak organize edildi. Evet, yetişkinler var. Her yaştan insana ve cinsiyetten insanlar katıldılar lige zaten. 25 yaşından, 25 yaşının üzerinde senior tenisçilere hitap edildi. Evet. Güzel bir model alındı. Bu model geliştirildi. Demet Hanım ve Neslihan Hanım var, değil mi? Onlar müthiş organizasyon yapıyorlar. Sağ olsunlar, çok emek veriyorlar. Evet. Onlara da buradan teşekkür edelim. Yani önemli olan zaten bu farkındalığın oluşturulmasından çok otizmin ne olduğunu insanların anlaması da çok önemli. İnsanlar biliyor mu peki? Gördüğünüz kadarıyla tam olarak otizmin ne olduğunu, az önce çok güzel bir örnek verdiniz. İşte çocuğun annesiyle beraber sürekli olduğunu, hatta tuvalete giderken bile ayrılmadığını ifade etti Sayın Erkuruş. Evet. Aslında siz bu çalışmalarla otizmin gerçekten ne olduğunu ve ne olmadığını ifade ediyorsunuz. Yani otizmli olmak demek anladığım kadarıyla annesiyle veya babasıyla her zaman yan yana olmak demek değil. Tabii. Eğer uygun şartlar sağlanırsa, spor yapılırsa, farklı sosyal çalışmalar yapılırsa pekala annesinden de babasından da uzak kalıp hayatına devam edebilir. Doğru anladık değil mi? Doğru, şu an otizmin çünkü ne olduğu kavramını da değiştiriyorsunuz. Bizim derneğimizin en önemli misyonu bizim kapımızda, gönül kapımızda şu yazar. Bizden sonrası. Yani ailelerin en önemli sorusu. Bizden sonra ne olacak çocuğumuza? Yani bu çok önemli bir soru olduğu için zaten bunu bizim elimizdeki enstrüman spor. Biz bunu sporla aşmaya çalışıyoruz. İşte biraz önce anlattığım örnek. Çocuğa bisiklet becerisi kazandırıyoruz ve korta inerek tek başına tenis oynaması becerisi kazandırıyoruz. Bu ne oluyor? Bir birey özgüven kazanıyor ve tek başına var oluyor hayatta. Çok güzel bir örnek verdiniz. Ben destekleyeceğim, sonrası reklama gideceğiz. Tamam. Aileler diyor ya çocuğum benden sonra ne olacak ya da bizden sonra ne olacak? Bu esasında her ebeveynin sorusu. Çok güzel bir örnek var. Çok da yakından tanıdığım biri, selam olsun kendisine. Kendisi görme engelli. Evet. Ve görme engelli olduktan sonra annesi ve babası şöyle diyor. Yani tamam biz ona bakacağız ama bizden sonra ne olacak? Nasıl evlenecek? Nasıl iş kuracak? Biz hayatta olmayacağız. Nasıl yaşayacak? Yani? Şu anda o görme engelli olan kişi ailesine bakıyor. Değil mi? Yani bravo. Gelinen nokta bu. Çok güzel. Reklama gidiyoruz. Tamam. Sağdan sonra tekrar beraberiz. Spor 360'da otizm ve sporu konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Bener Erkurur ve Hatice Ürel'le beraber hem spor hem de otizmi konuşuyoruz. Sizler de yine bu süre zarfında ikinci bölümde de bizlere soru, görüş ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Tabii ilk bölümde ailelerden bahsetmiştik. Bu bölümde hem aileler hem sporculardan yine konuşacağız. Ama bir özel isim daha var sanırım, o da Burak Erdoğan. Burak'ın çok yakından gelişimi takip ediyor Bener Erkurur. Bu yılda Soldado ile, Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Soldado ile bir tenis müsabakası da vardı. Onu da hazırsa
rica ederim arkadaşlarımızdan. Biz de üzerine konuşalım. Evet, Soldado'yla Burak Erdoğan'ın büyük kulüpteki birleşmesi, tanışması ve tenis oynaması ve hikayeyi sizden dinleyelim Sayın Erkoç. Bu da benim için tabii büyük bir hayalle başlamıştı. Yani Burak'ın el stereotipiklerinin yoğun olması ve o stereotipikleri bir tenis raketiyle birleştirerek tenis dünyasında otizmli bireyin hayatta fark yaratmak ve yaratılan bu farkla da esasında biraz önce de anlattığım gibi 59 çocuktan bir çocuğun otizm riskiyle dünyaya geldiği, bir hızlı bir oranın arttığı otizmde birçok aile umut olmak ve umutla beraber de onlara bir yoldaş olmak biz için bu projeyi oluşturduk. Sevgili Burak'la 19 yılın emeğinin sonudur bu. Sevgili Burak organizasyonda yer alarak esasında bence çok ciddi bir sosyal sorumluluğa da imza attı Soldado ile beraber. 4 tane otizmli kardeşi için, birey için tenis oynadı ve bundan hiçbir şekilde kendine ne bir maddi bir bağış aldı ne de bir destek aldı. Sadece o 4 kardeş için yer alarak o 4 bireyin de otizmli bireylerin hayata katılması için bir proje imza attı. Aynı sorumluluğu bu sene de inşallah kendisi yere getirecek. Bu sene de yine bir sürpriz, Nisan ayının son haftası bir sürprizimiz var. Onu şu an açıklamıyoruz. İsim varsa alabiliriz. İsim tam olarak net sürpriz olsun istedik. Bu Nisan'ın son haftası da yer alacak inşallah yine bir etkinlikte. Tabii Burak'ın otizmiyle beraber kat ettiğimiz çok önemli yollar oldu. Sadece tenis oynamak değil, Burak beraberinde artık bir meslek edinip kendi alanında çalışabilen bir çocuk da oluşmaya başladı. Bizim kulübümüze ayrı ayrı dönemlerde gelerek diğer otizmli kardeşlerine tenis dersleri verebiliyor. Onlara çok güzel antrenman etmede bize yardımcı ve asiste olabiliyor. Ve bu organizasyonda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bize çok büyük bir desteği oldu. Zaten sadece Burak için değil Mehmetcan için de bize büyük bir destek sağladılar. Sevgili Mehmetcan da şu anda Fenerbahçe Koleji'nde okuyor bir otizmli birey olarak. O da Perşembe günü masa tenisi için bir Mersin'de Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Yani otizmin sporla alakalı yaşam içerisinde yarattığı farkı burada da görebiliyoruz. Ve bunun en önemli noktalarından biri bence otizmli bireylerin Burak'ın yolundan gitmesi ya da Mehmetcan'ın yolundan gitmesinden daha çok otizm bireyin sporla tanışmasının çok önemli olduğunu altını çiziyoruz. Burada da aileler önemli. Evet. Biz Antoka Tenis Akademisi'ndeki projemiz zaten bugüne kadar yapılan projenin çok daha farklı bir yolunda ilerliyor. Biz artık orada aileleri eğitiyoruz. Yani anneleri, ablaları, kardeşleri, babaları onları eğitiyoruz. Onların ailelerin birbirinden boşanıp ayrılmasından çok birlikte kalabilmelerini sağlıyoruz. Maalesef bu evet, yaşanan bir çok ciddi bir oran. Yani %50-60'a doğru gidiyor babalar. Şu anda oran. Evet, anne baba ayrılıkları. Bunlar çok ciddi bir oranda. Maalesef derneklerimizden gelen haberlerle bunları zaten alıyoruz. Biz burada ailelere iterek onların çocuklarla hayat boyu yaşamaları gerektiğini savunuyoruz. Onlar bu yol ve yöntemleri öğrenirlerse çocuklarıyla daha mutlu ve daha yaşam kaliteli yüksek olurlar. Hatta biz sağ olsun Hatice Hanım'ın sadece otizm çocuklara değil, burada otizm çocukların ailelerine de desteği var. Yani biz korta indiğimizde ailelerle iniyoruz. 5 tane otizm çocuk topa vuruyorsa 2 tane de anne vuruyor topa ve işte annelerden biri de bu turnuvalarda yer alıyor. Evet. O da kendi ruhsal hayatı için, kendi hayat kalitesi için o da tenis oynuyor. Tabii. Yani biz burada bir taşla birkaç kuş vurma derdindeyiz esasında. Onun için Soldado'da o organizasyonu değeri alarak hem İspanya basını hem dünya basını çok önemli mesajlar verdi. O gün ona orada Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu sorulduğunda o şöyle bir cevap verdi. Bırakın dedi Fenerbahçe'nin şampiyonunu. Şu anda ben hayatımın en önemli maçına çıkacağım dedi. Çünkü bir otizmli bireyin eline raket alıp benim karşıma lisans olarak çıkıyor olması benim için hayatımdaki en önemli başarılarından biri dedi. Bizi ve Burak'ı tebrik etti. Evet. Bence çok önemli bir konuşmaydı o. Organizasyonda bayağı bir fark yarattı. Çünkü dünya basında da yer aldı bu basın haber. Burada Soldado'nun ve Fenerbahçe'nin duruşu da çok önemli. Dilerseniz evet, biraz da bu konudan evet, girelim. Geçen sene Fenerbahçe Spor Kulübü'nün evet, bu konuda verdiği destek bu sene daha da artarak çoğaldı. Kesinlikle. Biz Nisan Otizm Günü Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşlarından çok güzel mesajlar verebildik. İşte Fenerbahçe Koleji'ne kabul edildik. Mehmetcan Fenerbahçe Koleji'nin ilk otizmli bireyi ve orada karne alarak bir iftar belgesine sahip oldu. Biz okuldaki aynı Antuka Tenis Akademisi'nde yapmaya çalıştığımızı yapıp bu sefer okul yapısına taşıdık Koray'cığım. Orada okul görevlilerini, yöneticilerini, sınıf öğretmenlerini, okul öğrencilerini, görevlilerini, herkesi otizmi ve Mehmetcan'a karşı eğittik. Ve Mehmetcan oraya girdiğinde çok iyi bir aidiyet duygusu hissetti. Ve şu anda orada ilk dönem sadece bir derse girebilen çocukken şimdi 8 tane derse girebilen bir çocuk haline dönüştü. Buradaki gelişim o kadar önemli ki. Yani başta siz, Hatice Hanım, Fenerbahçe Spor Kulübü, evet, Soldado, yetkililer. Yani gerçekten muazzam bir iş yapılmış. Ve bu yılda açıkçası ben sürprizi merak ediyorum. Hangi isim ve hangi isimlerle beraber nasıl bir evet, organizasyon olacak? Bu organizasyonda isimlerin olma ihtimali çok yüksek. Evet, onun için heyecanla bekliyoruz. Biz de merak ediyoruz. Sayın Ürel, gördük
Soldado da Burak'la beraber tenis oynadı. Evet. Burada kulüplerin yapısı da çok önemli. Evet. Siz nasıl yorumlarsınız? Burak'ın Soldado ile oynaması, İspanyol basınlarında, basında yer alması, bizde yer alması ve otizmi biraz daha farklı bir pencereden bakmamıza kaynak sağladı. Bener Hocam takip ediyordur ve daha çok o biliyordur. Muhtemelen dünyada nasıl, Avrupa'da nasıl bu tip farkındalık projeleri nasıl yapılıyor ve hangi noktaya taşınıyor? Gerçekten önemli bir şey yaptığını düşünüyorum Bener Hoca'nın. Türkiye'de bunu yapabilmek çok çok zor bir şey ve hani yaptığımız, konuştuğumuz şey bir çok ünlü bir futbolcuyla otizmli bir çocuğu tenis oynatmak gerçekten çok önemli bir şey. Ve o kişinin de buna belli bir farkındalıkla yaklaşması çok çok önemli bir şey. Şimdi biraz önce sorduğunuz ligdeki yetişkinler nasıl bakıyorlar, onlar otizmin ne olduğunun farkında mı diye. Bence bu programdan sonra aslında otizm için tenis oynayanlar da daha farkında olacaklar. Evet. Her şey, şunu söylemek istiyorum. Bu işin içerisinde olmak isteyen kulüplere, okullara, her şey evet o kadar da toz pembe değil. Belki bizim burada ifade ettiğimiz kadar kolay olmuyor. Fakat Bener Hoca gibi insanlar bunun yönetimini kolaylaştırıyor. Şu anda şöyle söyleyebilirim size. Çocukların sınırlar koymak konusunda mutlaka bir ekip çalışması gerekiyor. Çünkü evet elimizdeki çocuk evet. Travma geçirebilir o sırada ve bir negatif durum yaşanabilir. Evet. Elbette biz birlikte yaşamaya alışıyoruz. Bir arada yaşamak bir süre sonra sorun olmuyor ama o sırada inanılmaz bir gayret gösteriyor her iki tarafta. Bener Hoca sınırları çok çok iyi çizen ve herhangi bir biçimde bizlerin uyarısı noktasında da çok dikkatli davranan, kendisi de, ekipteki arkadaşları da, oradaki anneler de gayet olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Çünkü içeride kalmak istiyorlar. Biz onlara kalbimizi açtık, bizimle birlikte içeride kalacaklar. Burada hiçbir şüphe yok. Ama buradayız, şu anda buradayız, bunu anlatıyoruz. Çünkü bir sürü insan aslında bilmiyor. Kulüpte de, akademide de bir sürü insan bilmiyor. Ve yaşarken negatif bir yaklaşım gösterebilirler, kötü bir şey söyleyebilirler. Çocuk anlamayabilir ama anne anlar veya oradaki evet. abla anlar ve çok üzülebilir. Dolayısıyla sınırları koymak noktasında, bizim uyarılarımızı dikkate almak noktasında ve onların da hani şurayı biraz daha genişletebilir miyiz, tolere edebilir miyiz şunu da deme noktasında çok hassas davranıyoruz. Yani her şey göründüğü kadar toz pembe değil. Çok gayret ediyoruz, çok gayret sarf ediyoruz her iki evet. tarafta. Bener Hoca'yı böyle klonlayabilsek belki birkaç tane daha okula, aslında, okullarda da bu sebepten kolay oluyor. Mesela Fenerbahçe Koleji'nde de zannediyorum ki orada da bunu kolaylaştıran şey Bener Hoca'nın orada da o sınırları güzel çizmesi. Sadece Erkor'u değil, sizden de klonlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şunu Koray üstüne çizerek söylemek istiyorum. Esasında böyle hani kelebek etkisi var ya. Evet. Ya bu etki gibi. Şimdi Antuka Tenis Akademisi'nde Hatice Hanım'ın o güzel yüreğiyle başlayan, daha sonra diğer onun yönetici arkadaşlarına, Necdet Hoca ve diğer hocalara geçen, işte Ediz Hocası var, Hava Hocası var, bir sürü hocalar var orada. Hepsinin o desteği. Daha sonra oradan restoranttaki çalışanlarına, oradan şu an tenis ligini yapan işte Demet Hanımlara, Neslihan Hanımlara, tenis oyuncularına, oradan görevlilere, kapıda bizi karşılayan işte Fatma Hanım'a, Oya Hanım'a, içerideki Arzu Hanım'a kadar. O kadar herkes bize destek vermeye çalışıyor ki. Hepsine yine benim teşekkürüm çok uzun sürüyor, kusura bakma ama yine onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü. Evet yani çünkü şöyle bir şey var. Otizmli bir birey var bizim, yazarak ifade ediyor kendisini. Ona şunu sormuştuk biz. Seni en çok etkileyen nedir? Dedi ki benim yüreğime dokunduğunuz an. İşte buyurun. Yani bu hiçbir karşılık, çok o kadar iyi tanıyorlar ki otizm çocuklar karşısındaki insanları. Konuşamamaları onları tanımalarına bir engel değil ki. Veya iletişim kuramamaları. Şimdi seninle biz ikimiz veya Hatice Hanım gidelim Japonya'ya. Orada konuşamadığımız zaman biz de otizmli oluyoruz evet. esasında. Ama işte o çocuk kulüpten içeri girdiğinde Hatice Hanım'ın yarattığı o sinerjiyi alan o Fatma Hanım'ın bize gösterdiği iyi niyet
arkadan restoranda ona getirilen bir meyve suyu ya da herhangi bir yiyecek o çocukta o etki yaratıyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda da Mehmetcan madalya alıyor. Yani bu madalya esasında bizim için sadece takılan bir boyuna bir hediye gibi bir şey. Ama onun anlamı bir o çocuğa sembol. Kattığı özgüven anlatılacak çok gibi. Çok güzel bir örnek verdiniz Japonya örneği. Ben de şöyle bir destek çıkmak istiyorum size. Şimdi biz konuşuyoruz, bir iletişim sağlıyoruz ve şu an her şey çok normal. Evet. Aslında bizi zenginleştirense işte Japonya'ya gidip Japonlarla anlaşabilme yeteneği. Evet. Otizmli bireyler veya görme engelli bireyler veya işte işaret dili bilmek zorundayız artık duymayanlar evet, için. Evet, tabii. Bu bizi zenginleştiren bir şey. Görme kesinlikle. Engelli olan biriyle nasıl iletişim kurabiliriz? Evet. Onu kesinlikle. Düşünüyoruz ve zenginleşiyoruz. Kesinlikle. Japonya'ya gidip Japonca öğrenemeyeceğimize göre kısa zamanda kesinlikle. Bir şekilde o formülü bulmamız gerekiyor. Bravo. Burada da otizmli bireyler insanlara bir şeyler öğretiyor. İşte evet. Öğrenebilene. Kesinlikle. Anlayabilene, görebilene. Anlayabilene. Açıkçası burada otizmli bireylerle, engelli olan bireylerle biraz iletişim kurmak gerekiyor, tanımak gerekiyor, onlarla sohbet etmek gerekiyor. Çünkü onlar da, aslında onlar kelimesi değil belki ama engelli olan bireyler de engelsiz bireylere mutlaka bir şeyler öğretiyordur diye düşünüyorum. Nasıl yorumlarsınız? Kesinlikle %100 katılıyorum size. Kesinlikle zenginleştirdiğini, kesinlikle bir şeyler öğrettiğini düşünüyorum. Eninde sonunda da görmeyi bilen herkese kesinlikle öğretiyor. Görmeyi beceremeyen, henüz bu konuda diyelim ki toy, öyle ifade edelim, kişilere de eninde sonunda göstereceğini düşünüyorum. Çünkü bizimle birlikte oradalarsa aslında bizimle birlikte olan diğer her kişi de eninde sonunda bu anlamda zenginleşecek. Geçtiğimiz bir günlerde, aradayız çünkü. Evet, işaret dilip bilmem gerektiğini şöyle hissettim. Biri geldi, çok yakından tanıdığım bir sporcu. Kendisi konuşamıyor ve duymuyor. İşaret diliyle anlaşmamız gerekiyor. Vay be. Nasıl gerekecek? Hı. Benim orada eksikliğim ortaya çıktı. Yani demek ki yok, benim o noktada zenginleşmem gerekiyor. İşaret dili noktası en azından bir yere kadar ki bunu yapan kurumlar var. Çok yakından biliyorum yani medya anlamında değil farklı noktalarda restoranlarda mesela işaret dili bilen garsonlar çalışıyor. Evet evet. Veya Türk Hava Yolları'nda evet. Hosteslerin bir kısmı en azından çok yakından biliyorum. Host ve hosteslerin işaret dili kursu ders aldığını biliyorum. Bu artık mesela farklı bir yetenek evet. gerektiriyor. Her yerdeler. Bu evet. da insana iyi hissettiriyor zaten evet. kendisi Koray. Yani sen o eğitimi bilgi aldıktan çünkü. Sonra böyle bir konuğu burada karşıladığınız yani zaman şu eminim an ki. Ben Japonca da bilmiş olsam, işaretli de bilmiş olsam o da bir evet. dil. Evet, evet. Nasıl Japonca bilince bir artın oluyor. İngilizce, evet. Fransızca, Almanca işaret dilde bir evet. ekstra evet. bir dil. Evet. Zaten bunun herhalde bu anlamda desteklenmesi lazım. Avantajlı kişiler olarak ortaya konulması gerekiyor işaret dili bilen insanların. Belki bu avantajlar ortaya konulup kişileri bir başka aşamaya taşıdığında herkes de sizin gibi siz bambaşka bir farkındalıkla evet. bunu böyle ifade ediyorsunuz ama öyle konulduğunda ortaya evet. belki herkes bunu yapmaya çalışacak. Şu da çok önemli. Bazı kurumlar tabii işe alımlar da yapılıyor. İşte yabancı dil var mı? Kaç tane var? Şunu da görmüştüm bir arkadaşım iletmişti bana. İşaret dili sorulmuştu. Evet. Yani biliyor musun? Silikon Vadisi'nde yoksa şu anda işe alınırken yapmış olduğun sosyal sorumluluk ve sosyal evet. sorumluluk görevinizi soruyorlar. Yani bize şu an Amerika'dan bir yakınım beni arayarak derneğimde geçen sene görev almak istediğini ve 30 çocuklara çalışmak gerektiğini söyledi. Oradaki bir projeye imza atabilmek için. Evet. Bu çok önemli. Yani dünya bunun çok önemini veriyor ama ben size, sana yine çok teşekkür ederim. Hem kanalına hem programına bizi burada ağırlıyorsun ve sesimiz oluyorsun. Şu anda bana da mesajlar geliyor. O kadar çok teşekkür ediyorlar ki. Yani otizmli bireylerin bu yolda sporla hayata kazandığımız yolunda böyle bir yayını dinlemeleri onları çok heyecanlandırmış. Evet. Tabii ki zamanımız olsa da uzun uzun konuşabilsek evet. çok az zamanımız kaldı. Hı-hı. Son sözlerinizi alalım. Sayın Erkur siz de başlayalım isterseniz. Biz şimdi buradan tabii önce destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu bizi otizm farkındalıkla yaptığımız ligi destekleyen tüm değerli kurum ve kuruluşları. Aynı zamanda bu değerli kurum ve kuruluşların yanında bizi destekleyecek olan herkese de açık olduğumuzu söylüyoruz. Çünkü öyle bir insanlık gemisini denize indirdik ki şu anda biz. Bunu belki Antuka Tenis Akademisi'nin oradan indiriyoruz şu anda. Hiçbir akla, hiçbir zekaya lüks görecek durumumuz yok bizim. Herkese kapımız açık bu konuda. Evet. Oradaki
dediğim gibi yine çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Orada Şermin Hanım var değil mi? O da bize çok özel destek veren insanlardan biri. Yani burada en önemli nokta devletin artık bu konuya daha da derinden değinilmesi gerektiği bizim için çok önemli Koray. Evet. Bunun ötesinde biz projelerimizi beslenme uzmanlarıyla, konuşma terapistleriyle de eğitimle de paralel götürerek Türkiye'de fark yaratmaya çalışan bir derneğiz. Onun için burada da bu yapacağımız etkinlikte bizi destekleyen beslenme terapistleri var. Burcu Hanım, ona da çok teşekkür ediyoruz. Yani gönlüyle geldi ve şu anda tüm çocukların değerlendirmeleri yapıldı, analiz yapıldı ve Amerika'ya gönderilecek ve oraya gelecek değerlere göre çocukların antrenman planlamaları yapılacak. Artık evet. Çok daha bilimsel, çok daha verileri daha sağlam olan projelere imza atıyoruz. İnşallah Nisan ayının son haftasında güzel bir farkındalık oluşturacağız ve bununla beraber birçok otizm bireyinin de hayatına dokunmuş olacağız. Sayın Ürel? Biraz önce söylediğiniz şey çok kıymetliydi. Zenginleşmekten evet. Bahsettiniz. Ben de herkesi davet ediyorum bunu yapmaya. Kimin kime faydalı olacağı noktası çok böyle günlerce tartışılabilir diye düşünüyorum. En azından izlemeye davet ediyoruz. Evet, kesinlikle. İçlerini almayı, bu tip dezavantajlı durumları hem o kişiler için avantajı çevirmek gerektiğini, aynı zamanda da avantajlı olmak kime ve neye göre olduğu son derece değişik, hepimizin farklı farklı yorumlayabileceği bir şey. Dışında kalmamak lazım. Herkesin içine girmesi, hiç olmazsa birkaç çocuğa bu anlamda faydalı olması, bundan korkmaması gerekiyor insanların. Gerçekten her şey gibi bu da doğru yönetildiğinde, iyi planlandığında biz geçen yaz kampında minicik bir şey yaşadık mesela otizmli bir çocuğumuzla otizmli olmayan bir çocuğumuz arasında. Çok komikti, çok güldük. Evet, negatif bir şey olabilirdi ama geçti, oluyor, yaşanıyor. Sadece lütfen insanlar hakikaten kendileri faydalı olmak noktasında hareket edebilirler. Bir bakarsınız ki aslında onlar faydalı oluyor. Evet. Böyle değerlendiriyorum. Koray, şey de çok önemli. Bu kulüplerin yaşaması gerekiyor. O mesajı sen verirsen çok seviyorum. Yani lütfen. Hatice Hanımlar burada başarılı olmalılar ve bu kulüpler yaşatılsın ki biz otizm bireyler de bu kulüplerde var olabilirim. Kulüpler yaşatılsın ve birçok evet. Sporcu da o kulüplerde tenis faaliyetini göstersin. Tenis kulüplerine de fener olsun yani. Ve otizmli olsun olmasın bu karma eğitimi sağlayan sizlere de bir kez daha teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sayın Aykurur ve Sayın Ürel'le bugün spor ve otizmi konuştuk. Bugünlük Spor 360'ı noktalıyoruz değerli izleyenler. Diğer programlarda görüşmek üzere. Mutlu günler.